ederiz. O zaman başlayalım açılıştan. İşte biliyorsunuz zaten klasik olayları, promolar girildi. Kevin Owens, Shane McMahon özetini izledik. Sami Zayn'in açıklama yapacağını duyduk. Main Event'te de kemer maçı olacak United States'te. Şimdi takımlar divizyonu, sağlam divizyon, hepimizin zevk aldığı bir divizyon. Usolar, Uso Penitentiary söylemini kanıtlayarak kemeri almıştı hatırlayacak olursanız. Ring'e geldiler. Geçen yılki segmentin benzeri gibi oldu. New Day'i de çağırdılar. Ondan sonra el sıkıştılar. Biz takımın divizyonunu yönettik. Size saygı duyuyoruz falan filan diye. Ondan sonra yeni rakipler gelmeye başladı. Hype Bros geldi. Gable ve Benjamin geldi. Breezango geldi uzun bir süre sonra ring içine. Ascension geldi. Breeze atar yaptı o arada. Daniel Bryan da bunlara dörtlü maçı verdi. Kazanan da kemere yeni aday olacak dedi. Bu maçta maça geçeceğiz ondan sonra. Ne diyorsunuz beyler? Usos Ya New Day benim bitti gibi. ya bitti de hoşuma giden bir şey varsa o da şudur. Ya sanırım segmentte söyledi ama aralarındaki saygıyı böyle hissettiniz değil mi? Böyle karşılıklı saygıyı ben gördüm abi ya. Gerçekten söz etmesinden önce de bile gördüm. Çok hoşuma gitti yani. O karşılıklı saygıyı hissettim ya. Tamam dedim ya bu feat olmuş yani dedim. Hakikaten hakkını verdiler yani. Onu çok beğendim yani ben. Gür. Ben de iki takım divizyonunun sürekli uzatma feyodunun uzatma maçı diye düşündüğümüz her maçı bu kadar zirvede ve bu kadar yüksek seviyede bitirmiş olmaları açıkçası iki takımın da ne kadar kaliteli olduğunu bize gösteriyor. New Day uzun süre tamam eğlendiriyor, entertainment. Tamam güzel güldürüyorlar, şaklabanlık yapıyorlar, maymunlar ama ring içinde yoklar diye değerlendirdiğimiz New Day pastanın üzerine çileği koydu yani son birkaç maçtır. Ve bu feud'un başlangıç noktasında benim dediğim bir söz vardı. SummerSlam'daki maç uzatma maç olacak ve tatsız devam edecek diye bir tahminde bulundum. Ancak daha sonrasında gördük ki çok daha fazlası var New Day'de ve aynı zamanda Usolar'da. Usolar yani benim herhalde modern dönemde WWE'de üstüne çıkacak tek team'i görmediğim ve zirvede gördüğüm aynı zamanda önümüzdeki bir 5 sene boyunca zirvede kalacağını tahmin ettiğim bir takım divizyonunun takımları oldu. Muazzamdı. Dediği gibi respect olayı da elle sıkışma olayı da hani kalitelerini ortaya koyan unsurlardan biriydi. Şunu da ekleyelim. Bence son zamanların en iyi takımı Usolar abi. Usolar ya. Ya Kesinlikle tabii bak. modern ben az dediğim gibi modern eranın yani üstüne çıkacak başka takım yok. O Bir 5 senede böyle kimlik değişikliği olacak yani. oldu ya bir. Hafif böyle bir kimlik ufak dokunuşlar oluyor. Çok iyi etkiledi onları ya. Çok etkiledi onları. Bayağı etkiledi yani. Böyle sıradan bir takımken yıllar boyunca ufak bir dokunuş çok iyi hallere getirdi onları. Abi ufak bir dokunuş diyorsun da adamlar yani face'in dibiyken bir anda ortamın sahibi geyiklerine döndüler yani. Yani bak Yani ay, o, bence bu anlatmak istediğim ufak ne bir biliyor dokunuş musun? değil. Bak anlatmak istediğim şu. Yıllarca yerinde sayıklayan bir sıradan bir takım ne hale geldi onu anlatmaya çalışıyorum yani. Ya ben de segmentle ilgili yorum yapacak olursam şu an hani şu an büyük ihtimalle hani çok fazla öyle geçmiş hakim değilim ama büyük ihtimalle WWE'de Tag Team Wrestling şu an büyük ihtimalle en yüksek noktasını yaşıyor yani. Gerçekten inanılmaz derecede bir yatırım var, inanılmaz derecede bir hikaye anlatımı var. Hani genel olayda bu Breezango geldi, şey geldi, bunlar birbiriyle çatıştı, altı takım birbirine girdi. Bir de benim dikkatimi çeken başka bir olay vardı. Daniel Bryan geldiği zaman Solar'la New Day'e çok temiz posta koydu. Hani ben size ringden çıkın dediğim zaman ringden çıkacaksınız falan tarzı böyle. O benim Kimdi bu dikkatimi çok Daniel çekti. Bryan? İyice kalktı bir tarafı bunun. Abi bilmiyorum. Neyse. Bilmiyorum. Çok ilginç. Evet. Otorite olduktan sonra bir havalara girdi. Ulan sen Triple H'e dalan adam değil misin? Bütün otoriteyi meydan okuyan adam değil misin? İşte güç insanı değiştiriyor dostlar. Hayat dersi olsun bu da size. Teşekkürler. Neyse. Numan'cığım sen de konuş. Ben konuşayım. Abi ustaların kestiği promo falan böyle en son gelip de böyle saygı demeleri falan çok efsaneydi de benim dikkat etmek istediğim bir konu daha var. Agacım bu Ascension niye Breezango'yu takip ediyor?
Aga ben onu anlamadım ya. Hadi ama şu var, Feyyaz'ın burada son salaması iyi oldu. Zaten gelecek olan maçta sonuçlar çok belliydi yani. Ama yani abi benim aklıma takılan tek kısım bu Breezango niye böyle abi? Yani niye takip ediliyor bu Ethnation tarafından? Benim daha da mantıklı hem de konuya uygun bir sorum var. Breezango neden tuş oldu? Onu maça gelince konuşuruz onu. Maça o zaman gelelim direkt. Maça daha girmedik değil mi? Pardon. Maçı 4 takım. Kafalarına göre bir altlı içeri birebir biliyorsunuz zaten. Dörtlü maçta böyle kaotik oluyor. Ondan sonra Gable ve Benjamin Tyler Breeze'e finisher'ları yapıp kazanıyor kısacası. Sonra iki face to face, bir sözlü tartışma. Stare down, kemerin yukarı kaldırılması, bu yani kısacası. Breezango tuş, Gable Benjamin wins. Sonuç olarak yeni maçımız. Numan hadi konuş da gazını al bir sen. Abi ya şimdi Breezango dedim ya, bu Ascension niye takmıyor? Abi Breezango niye tuş oluyor? Ha, kafayı yiyeceğim yani, o kadar yani burada Ascension var işte, Hyper dağılmaya yüz tutmuş, Hyper Wars varken niye Breezango tuş oluyor? Yani çok saçma değil mi abi bu ya? Abi yani orada bir Hyper Wars var yani, dağılacak aynı zamanda, artık dağılsa da kurtulsak. Üstüne bir de hani Ascension var, adamlar jobberun jobberu oldu zaten. Ama niye Breezango tuş oldu ben hala bunu anlayamıyorum ve sizlere sormak istiyorum. Breezango niye tuş ben, oldu abi? Ben Breezango'nun kemer falan atacağını düşünmüyorum. Öyle hayallere de kapılmayın yani, alamaz. Bu benim bildiğim şirketse bu takım alamaz yani. Ben bu sadece gaz alma. Gaz alma operasyonu diye bir şey olur ya böyle şirketlerin. Gaz alma operasyonu de şey yani. Breezango, anladın mı? Gaz alıyorlar sadece. Bir şey yaptıkları yok yani. Ya üstad, maça baktığın zaman maç zaten hani bir anda Hell in a Cell'de, SummerSlam'de ortaya konan maça bakıyorsun. Bir anda buraya bakıyorsun. İnsan bir hayal kırıklığına uğruyor, bu bir. İkincisi zaten dediğim gibi Breezango'nun tuş olması çok 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 şey bir şeydi. Yani sen ek bir hikaye veriyorsun bu adamlara. Ek bir hikayeden de devam ediyorlar. Hani şu an Tag Team Wrestling'de en yüksek ikinci hikaye bu adamlara ait SmackDown'a. Acaba umudu kestiler mi? O da olabilir şimdi. Acaba yani umudu mu kestiler onlarla? Olabilir yani. Büyük ihtimal bu 2B hikayesini kemere falan bağlayacaklar. Sonra dediler yok abi bu adamlar yapamaz deyip kesmiş de olabilirler. WWE bu. Biz bekliyoruz Breezango kemer alsın diye falan ama hani dediğiniz gibi alamayabilir. Hatta bir daha kemer potasına giremeyebilir. Yani bilmiyorum. Evet, Code Blue demiş. Nedense ben Gable Benjamin'in takım kemerlerini kazanacağını düşünmüyorum. Geçiştirmelik bir rakip bence. Direkt kemer değişimi yapmamak için Gable Benjamin kazandı adaylık maçını. Breezango alır bence Usolardan. Ben alacağını düşünüyorum. Çünkü Chad Gable'ı yükseltmek için yanında Benjamin'i verdiler bence. Sadece zamana ihtiyacımız var diye ya düşünüyorum. Ya bu bir Chad Gable yükselecek algısını şeyin Dave Metzer'in bu işte ilerleyen 5 sene sonra kainatın en büyük güreşçisi olacak falan tahmininden ötürü öyle bir algı var bizde ama ben bilmiyorum ne gördü acaba Dave Metzer, biz daha henüz fark edemedik, o da var. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Uğur Süzen şey yazmış, 2B eşittir Bludgeon Brothers. Abi onun zamanında geldi. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Abi ya bunu şu an biliyorum, hep önden gidiyorum ama bu çok inanılmaz bir tespit değil mi şu an? Ben aydınlandım şu an. Yalnız bir şu var, ben daha bugün onu izlerken fark ettim. Bludgeon Brothers. Neyse. Devam edelim. Evet, sonraki segmente salalım direkt. Lunatic Finimal'ın bir yorumu var zannedersem. Zannedersem. Acaba yapmış mı yorum falan? Beyazıt değil yapmamış. Mi? Beyazıt değil Breezango... mi? Aynen, Beyazıt Akbel. Breezango neden tuş oldu hakkında düşüncelerimi yazdım demiş. Yok yani. Loca! Loca! O yorumu yok yani. Çok ilginç bir adamsın. Bana bir 10 saniye bir... Liseyi kazandın mı kardeşim? Yok. Hayır, konuyu da yapmayalım. Bir dakika. Ben 10 saniye sizden müsaade istiyorum. Şimdi radyo konusunda bir arkadaş bir şey yazmış. İsim vermiyorum. Biz takım divizyonunda şu an en takım Yusular dedik ya. Bunu böyle kaide dalga geçermiş gibi yazdı. Herhangi bir yanlışlık var mı sizce? Yusulardan başka şu an en iyi takım olarak. Bir alternatif var mı peki? Yok. Bir son 5 senedir Usular yürütüyor zaten. Ben direkt isim veriyorum. Ben direkt isim veriyorum. Power Slam X isim yazmış bunu.
Bunu şu an düzenledim. Bak yorumu düzenledim kardeşim, gördüm. O yorumun eski hali öyle değildi. Bak bizde dalga, böyle dalgaya almış böyle biraz. Hiç yakıştıramadım kardeşim. Seni kanıyorum. Devam edelim. Eğer takımların divizyonu en iyisi Embron istemeyeceksen yanlışlardasın kardeşim. Teşekkürler. Kardeş ne olur. Hadi hadi işine. Hadi hadi işine. Hadi hadi. Bu bitmedi mi artık ya? Abi ağır bonsaycı ya. Hadi arkalara geçelim. İşte kadınlar şampiyonu Natalya işte zırvalıyor bir şeyler, konuşuyor. Ondan sonra Tamina ile Lana geliyor, işte kendilerini övüyorlar, kemer benim olmalı diyor. Carmella geliyor, kıyafet yakışıyor bu arada, takdir ettim kıyafete. Yakışmış. Ondan sonra Charlotte'dan hepimiz daha çok hak ediyoruz, sıkıntı yok havalarına giriyor. Sonra işte babanın gene mi kalbi kırıldı diyor. Ondan sonra Charlotte yumruğu bir koyuyor. Çok güzel bir yumruk yani. Ses çıktı. Of. Çok beğendim. Sonrasında da klasik bildiğimiz senaryolar. Becky, Naomi falan hepsi o mekanı basıyor. Heel'ler topuk, face'ler kalıyor orada. Ondan sonra şeydir, Baron Corbin falan konuşmuş. İşte End of Days yapacağım demiş. Ne diyorsunuz kısacası? Yani arkala segmentine. Abi Charlotte öyle bir vurdu ki. İçimin yağları eridi. Çat sesi geldi böyle. Çok hoşuma gitti. Aynen öyle. Ben konuşayım mı? Konuşma. Peki. Konuşuyorum. Neyse. Bana kalırsa bu segmentin bir sonucu olarak, ki Charlotte çok da doğrusu ayrı. Bu segmentin bir sonucu olarak önümüzdeki pay-per-view artık şey değil mi? Survivor Series değil mi? SmackDown'da. Evet. Büyük ihtimalle Survivor Series'de ya diskalifiye olmayan bir maç yapacaklar, ya da eğer Natalya diskalifiye olursa kemeri kaybedecek maç olacak yani yüksek ihtimalle. Yani bir daha kemeri diskalifiyeli koruyamayacak diye düşünüyorum ben. Bunun sonucu ben olarak. Ben kemeri koruyamayacağını düşünüyorum. Lugavizir sormuş. Paige sizce bir daha kemer alır mı diye. Paige şirketi döndüğünde dua etsin de ilk önce bir. Aynen, söyleyeyim mi bakın. Yani kemerli olan olarak olaylarına bakarsak bence vermemeleri akıllıca olur. Dur bekle. Bir Page fanboy olarak 2009'dan beri kendisini takip etmeme rağmen şu şirkette şu anda Jobber'dan öteye gidemez abi. Bak bunu ben söylüyorum, düşün yani gerisini. Bulldoggy demiş, ana kemer şampiyonunun temiz kazandığı ve uzun süre sonra iyi maç çıkardığı pay-per-view sonrası show'da bulunmaması. Cinder Mahal'dan bahsediyoruz değil mi şu anda? Evet, Cinder Mahal'dan bahsediyoruz. Kim bu? Al. Kim olabilir? İyi kim maç olabilir mı? İyi maç mı? İzlesem muhtemelen 12. dakikada uyumuş olurdum. Hatta maç 12 dakika bile sürmemiştir. Sürmedi ki maç 12 dakikada. Allah Allah. Ya atalım abi, bunu ya. Abi iyi maç denir mi? Yapmayın ya. Cinder Mahal nesi iyi maç çıkartıyor? AJ Styles bile bu adamla iki yıldız çıkartamaz. Kardeşim şunu öğrenin. Bir dakika. İnsanların... İnsanların görüşüne, fikrine saygı duymayı öğreneceksiniz. Ya seve seve ya da seve seve. Şöyle parantez İkincisini açalım. İkincisini söylesene. Yok olmaz. Şu parantez açıyorum hemen. Cinder Mahal'in kariyerinin en iyi maçıydı bence. 3 gün. Bence de abi. Niye? Bir dakika. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Sizde eskiden de bak bende de vardı bu hata. Mesela Romanes'i sürekli sallıyorduk değil mi? Abi biraz Mahal'dan olmaz tabii de yani. Bir bekleyelim abi. Az daha bekleyelim. Bak abi, iyi maç çıkardı şey adam. İyi maç çıkardı. 5 aydır bekliyoruz. 5 aydır. Bak iyi maç çıkardı diyorum kardeşim. Abi Great Khali'nin dönüşünü izledik. Ben bu adamın neyini izleyeyim? Gözünüzü seveyim ya. Böyle bir şey yok. Great Khali'nin dönüşünü izledik oturup. Ulan Roman Reigns kaç ay böyle God mod açtı dağıldı herkese. Ona bir şey demiyordunuz. Diyordunuz gerçi de. Ya abi Cinder Mahal sever koçudur. Ya sen de bir şimdi yürü git köyüne. Çok ilginç ya, var. Baksana, çok ilginç bir şey var. Abi bu adamın hakkı 30 gün falan hayır. Yani. Bu konuyu tekrar konuşuruz. Hemen bir parantez daha açalım. Zamanı vakti geldiğinde de. Bu Adrian Neville olayı nedir beyler tam olarak? Evet ona değinelim. Ben şoka uğradım. Kesin almak istiyormuş. Şovdan önce arenayı terk etmiş. Maçı olmasına rağmen. Normalde Lumberjack maçına kendisi çıkacakmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama sonra Kalisto'yu sokmuşlar yerine. Terk etmiş arena işte Neville. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu şirketin böyle son dakika değişiklerini yıllardan bile gıcığım ya. Son dakikada böyle bir şey değiştiriyorlar ya. Acayip kılıyorum. Değiştirdiği adam için mi
Neville çıkmış gitmiş. Büyük ihtimal. Benim anladığım o yani. Yani ben mantıken öyle olması lazım yani. Yani. Ya abi bilmiyorum ama Neville ne diye böyle bir şey yaptı yani 6-7 aydır çok çok sağlam bir gimmickle devam ediyor. Ya ben olsam ben de terk ederim. Ben de terk ederim. King of the Cruiserweight oldu adam. Yani sadece abi, gimmick adamı... dediğin ha. Abi niye biliyor musun? Kalisto kim abi? Bence Ezo'dan bile kötü. Kalisto kim? Yani bu adam ne ekeme verirsin? Bence abi. Ben bu şirkette öyle. Bak bu şirkette öyle. Kalisto'dan ben hiçbir şey beklemiyorum bu şirkette. Bence fazlalık yani. Para var ya, parayı vermeye günah bu adama yani. Bu şirkette. Oğlum Lucha Libre be kardeşim. Kardeşim bu şirkette olmuyor. Olmuyor. Bu şirkette olmaz. Ya bu arada ne diyeceğim? Biz bu şirkette abi, gördük. Rey Mysterio'da falan gördük anladın mı? O şeyde. Gördük. O yüzden biliyoruz. Satmıyor. Ne diyeceğim? Satmıyor. Abi bu Neville yüzünden Austin Aries harcandı. O kadar gitti adam. Şimdi bu adam neyin atarını yapıyor da gidiyor. Sana kaç ay kemerini tutmuşsun gözünü seveyim ya. Neyin atarı yani bu? Onu anlamadım ya. Ana kadroya geçmek istiyor herhalde. Bıktı bunlardan. Bu Cruiserweight'lerle birleşmekten. Beyazıt şey yazmış. Kalisto Enzo'nun heel olarak kendini kanıtlaması için çok da iyi bir isim. Ya kardeşim Kalisto'ya bir şey diyen yok. Ben diyorum ki Kalisto'nun bu şirkette hiçbir türlü halini beğenmiyorum. Ya şimdi Kalisto değil de konu yani Adrian Neville Austin Aries'i bu şirkette ham yapıp yemiş adam. Böyle ufak bir son dakika değişikliği olsa dahi tutup çıkıp gitmesi çok yersiz bir hareket. Neyse ayrılırsa ben Uzak Doğu'da büyük bir güreşçi olacağı kanaatindeyim yani. Yok o Ring of Honor'a veya TNA'ya gidecek sen bir yana. Come to GFW. Al işte. Ring of Honor'a gider. Ben bu şeyin yani Neville'ın sert bir stilini olduğunu düşünüyorum. Çok da ringde belli etmese de sert bir stilinin olduğunu düşünüyorum. Açıkçası olabilir bence ya. Ya Uzak Doğu'da. Olabilir de büyük bir Ring of Honor'a gider ama giderse de. İzleyeceğiz. O zaman sıradaki segment artık. Çok fazla zaman ayırdık bu Cruiserweight'lere. Carmella, Ellsworth gene köpek olarak işini yapıyor. Tasmasın takıldı. Abi tam burada bir bölebilir miyim? Bu adam 3 defa AJ Styles'ı yendi ya. Şimdi kaptan su içiyor ya. Abi ağlayacağım ya. Köpek maması da yedirecekmiş sanırım gelecek şovlarda. Ya ağlayacağım ya. Abi onu ben çok merakla bekliyorum. Köpek mamasını yemesini. Abi ben şey tamam. Carmella şey dedi ya hani o malum segmentte artık kontrol bende olacak dedi. Ben böyle bir kontrol beklemiyordum ya. Ben de abi bu ne böyle abi arkadaş ya bildiğin köpek gibi su içti abi kaptan ya yazıklar olsun ne diyeyim ya rezillik ya. Oğlum diğer abi Polat videosu vardı bak otur diyor oturuyor yuvarlan diyor yuvarlanıyor. Ya ben gördüm onu da biliyorum. Abi ağlayacağım bu nasıl bir bunlar kime eğleniyor abi. Allah aşkına chatbox'tan biri söylese bunu görünce abi ne kadar eğlendim of karnıma ağrılar gibi diyen bir adam var mı abi? Abi şu var. Biz rezillikten gülüyoruz şu anda. Abi şu var. Hayır abi, bak çok affedersiniz. Çok affedersiniz abi olay BDSM'ye gidiyor artık ya yeter ya. Kırbaçlı olay gelecek artık korkuyorum ya. Abi, evet 81... abi yayın artı 18. Durun bir. 81 Carmella 82 Ellsworth 83 Women's Kemeri demiş. Lunatic Phenomenal. Ondan önce şey diyeceğim bak. Ellsworth'e köpek diyenlere inat ulumaya devam. Ellsworth uyku ocakları. Ben ne bileyim böyle sert sevecek böyle şaplak atacak falan diye bekledim. Abi tasma takıyor ya. Abi tam maço erkek olması Carmella'nın. Ellsworth'ın hanımcılığın yani... sınırını sorulaması. Neyse abi devam edelim. Hadi bak muhabbet kötü yerlere gidiyor. İki ay sonra Becky Lynch geri döndü. Kendisini özlemiştik. Maça gelirsek normal bir maç sonunda Becky küçük bir borç hatta büyük bir borç sonunda tuş ettiriyor. Carmella pes hareketi yapmadan pes etmeye başladı direkt. Abi maçı kazandı yani diyecek söz yok. Bu arada maçta Carmella'nın Becky'nin dizine bir vuruşu var. Tam böyle bağ eklem
arasında bağ doku işte ACL o menisküs dediğimiz yerin tam ortasına vuruyor. Ben sakatlık olacak, hatta sakatlandı diye çok korkmuştum. Yani bir haber de düşmedi gün boyunca. Sadece esneme, ağır işte şey olduğu için, ısındıkları için güreşçiler maçtan önce haliyle sporcu ısınmalarını yaptığı için bir esneme gerçekleşti dizde. Yani büyük bir sakatlık da yaşayabilirdi. Carmella güreşmeyi maalesef çok tercih etmeyen bir isim. İnşallah güreşmeyi tercih ettiği durumlarda hareketlerine de dikkat eder. Yani Becky Lynch'in bir diz bağlarının kopması ya da yırtılması bir 6 ayına mal olur. Yani Carmella nere, Becky Lynch nere yani? Bu federasyon düşünmeli bunları yani. Öyle abi, yani güreşmeye 30 yaşında başlamış adamı koymayın abi ringe ya. Koymayın ben bir şey ya. Söyleyebilir miyim? Bak bu Carmella kadınlar Money in the Bank'ini kazandı ya. Millet böyle bir coştu şey falan yaptı böyle abi Carmella kadınlar şampiyon. Abi bende hiç o heyecan yok. Hani benden de söndürdüler yani, onu. Ya, Carmella'yı renkli yapan. Carmella'yı renkli yapan bence sadece Ellsworth. Abi kadınların Enzo'su ya. Mikrofondan başka hiçbir şey yok. Bunlar zaten NXT'de tek teamdi biliyorsun. Evet biliyorum. Ben yazdım hatta taktiğim incelemelerini. Bunlar NXT'de tek teamdi. Enzo, bir kez Carmella. Bir de kıyafeti forum halkı tarafından iyi bulunuyor, o var. O çok ben iyi, ben iyi bulmuyorum ya. Ben beğendim. Abi ben neden biliyor musun? Abi çıplak gelsinler. Eskiden ne güzeldi ya. Oo. Abi Bağcılar Kikos hali çok yakışıyordu bence. Abi bildiğin İrem Derici çakması kadın da orada onu geçelim. abi Becky Lynch'i bak bir Buran'ın dediği yerde dizine çok fena vurdu. Onu takatlandı sandım ben de Becky için. İkinci yerde abi bir de finisher'da abi öyle boş olmaz abi. Bu kadın nasıl bir anlamıyorum abi ya. Hiç gülüm. Kovmalılar bence. Yeminle kovmalılar ya. Hani bak finisher'ı yapma boşluğuna zaten kadınlar da bir şey demiyor zaten. Her zaman gördüğümüz bir şey. Hadi onu geçtik. Finisher'ı bağlayamıyor. Daha bağlayamadan pes etmeye başlıyor. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şeydir? Ya bekle lan. Zaten maçı kaybedeceksin. Ne bu heyecan? Abi anlam veremiyorum gerçekten. Çok saçma. Carmella. Becky Lynch'e ne diyorsunuz? Ben bir şey söyleyebilir miyim konunun arasında? İsim vermek istemiyorum. Şu an chatte aşk hayatında ben de Ellsworth gibiyim yazanlar var. Onları buradan kınıyorum. Yazık abi niye herkes isim verme modası var böyle? Abi çünkü ben... çocuk rezil olacak. İstemiyorum rezil olmasın. O rezil olmasın. Ben Ellsworth gibi olmayı... Bir dakika ya! Ben Ellsworth olmayı bir cinsel fantazi olarak değil de aşk hayatında ayrıcalık olarak görüyorum. Ellsworth gibi olan erkekleri sevin kızlar. Ama hiçbirini sevmiyor biliyorum. Normal sana diyor. Kızlar yavşak erkekler. Al işte. Şimdi bana ne laf geldi? Numan'ı ya Numan'ın herkesi tarafından tokatlanması. İlay Direk'e tokatlanması gibi. O zaman sonraki segment. Neyse. İlay Direk ama tokatlanmış lan. Ağlama. Numan ayağa kalktı. Kim lan beni tokatla yapıyor? Şey gibi. Birisi olsa bir şey mi dedi? Biri İlay Direk bir şey mi dedi? Hayırdır? Şimdi kardeşler segmentini sona saklıyorum. En güzeli o çünkü. Nakamura segmentini atlıyorum. Nakamura, Orton, Rusev, İngiliz. Tahmin edeceğiniz gibi faceler tokatlıyor gene. Şaşırdığımız bir şey yok. Orton heel turn'ı gene ortada yok. Rusev gene yeniliyor. Ronaldo sevinci yarıda kaldı. Üzüldük. Niye sen segment adladın lan? Abi işte çok anlatacak bir şey yok yani. Orton'un Nakamura ikisini haşet ediyor. Kevin o main event. Yok, onu sonra saklayacağım. Onu et onu. Orton Nakamura mı? Orton Nakamura, Rusev, Aiden İngiliz. Evet. Şöyle bir geçiş yapayım. Şöyle bir abi ben Rusev'e çok üzülüyorum ya. Bu adam bunları hak etmiyor bence. Vallahi hak etmiyor ya. Şu adamın main event olması lazım ya. Öyle. Mehmet abi... Dinler'in mesajı var. Rusev rüyalarına dair arkeyo yiyor sanırım. Ya doğru abi vallahi yani yazık şu Rusev hak etmiyor bunları ya. Yalnız şu var. Ben maçtan sonra ortanın böyle Nakamura'nın müziği çaldığı sırada
apron'dan indirip böyle köşeden indirip bir arkaya yapacak diye bekledim ama olmadı ya. Onu bekleyen var mıydı benim gibi böyle? Ben çok bekledim. Çoğumuz. O eller Bursa'da çok zor olurdu ya. O eller kalkarken hani çat diye vurmasını çok bekledim de vurmadı valla. Saklıyor kendini herhalde. Umarım böyle olur yani. Beyler. RKO'yu iyi satıyor diye Randy ile maça çıkartılmaz. O zaman Triple H sürekli Spinebuster yapıyordu Jericho'yu, hatırlıyor musunuz? Jericho'yu gaz satıyordu hareketi ya. 10 numara satıyordu yalnız. Harbi, oğlum onun şimdi videosunu koymuşlar bir daha. Bir konu var, Spinebuster hangisi daha iyi. Oradan hatırladım abi. Çok, Triple H. Abi Jericho öyle bir satıyordu ki o hareketi. Hayır bırak onu. Jericho bir satıyor hareketi. Bir de ses çıkarıyor böyle mimikleri falan, yerim onu. Kardeşim şu an kim daha iyi yapıyor demiyoruz. Kim daha iyi satıyor tartışıyoruz. Ya işte abi bu satanların kralı Dolph Ziggler'dır. Tartışılacak bir şey yok. Dur daha yani geleceğiz. Dur daha zaten geleceğiz. Zaten bir o boku yarıyor. Başka bir boku yaramıyor zaten. Aynen öyle. Çok kardeş, kritik. Bak, bir şey söyleyebilir miyim? Bak Balor Club şu an sohbette. Duvardan taciz yersin bak. Dikkatli ol. Bir şey olmaz. Ben ona alıştı artık. Sıkıntı yok. Balor Club demiş, comeback denilen şeyi neden sadece face takım yapıyor? Çünkü izlediğimiz şey ya. Ya izlediğimiz şey bu zaten yani. Hepimiz içimizdeki çocuğu öldürmedik. Abi 2000 o zamanı diğer... az mı unuttunuz? Sina Orton, karşısındaki heel. Beyazıt demiş, Rusev bu karakter ile WWE Championship falan yapamaz. Abi Rusev zaten hiçbir karakterle yapamaz ki. İşte biz de ona üzülüyoruz ya işte bu haline üzülüyoruz. Sellerin kralı o... Kurt Hawkins yalnız adam domalarak baseball slide yaptı. Gerçekten ilginç. Öpeyim de. Abi Rusev ana kemeri sen bana. Bu arada bir şey olsun. O da Rus şey gimmick vardı ya abi. Hani ringe falan tankla geldi WrestleMania'da. Anca o zaman alıp sağa salırdı abi. Abi Ziggler hareket sattıracağına tişört sattırsa şu an ana kemer sahibiydi. Kardeşim kim Ziggler'ın tişörtünü alır ya? Abi Ziggler'ın tişörtünü alır harbiden çobardır ya. Ziggler kim aynen olur öyle ya? Aynen öyle. Aynen öyle. Bekleyin. Balor Club sen bana bir Skype adresi ver kardeşim. Burası karışıyor. Gelsin. Gel bir dakika. Gel. Bu arada. Ya biz bu Ziggler'ı SummerSlam'ı tokatlamadık mı? Hala ne bu konuşuyor böyle? Benim yani Ziggler tişörtüm var ha bu arada, ne dediniz bilmiyorum. Abi ben konuşmadan çıkıyorum bu zaman, cidden böyle bir şey konuşmadan çıkıyorum. Var mı öyle bir şey? Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey var. Allah'a emanet, görüşürüz, kolay gelsin. Gel yok. Tamam. Şaka hadi gel. Az önce dediğim şeyi Don Ben söyledi, ona da buradan selamlarımı yolluyorum. Adımızı okuyun gari, ricası vardı. Ambrose Tevici The Don Ben sana da selamlar. Böyle istemişti kendisi. Emre Toker. Aynen. Sıradaki segment. AJ Styles arkada konuşuyor işte. Baron Corbin'in sonunu getireceğim. Hep bu sona getirme yazmış Fatih de. Haklı. Teşekkür ediyorum. Tartışma Corbin... konularını ben açıyorum bu arada. Aynen öyle, fark ettim. İşte bir şeyler konuşuyor. Klasik meydan okuma. Söylenecek bir şey yok yani. Şimdi önemli olaya gelelim. The Bludgeon Brothers. Luke Harper ve Eric Rowan'ın yeni atları, yeni tarzları, yeni tipleri. Beğendiniz mi ikisini yeni Bura, dostlarını? Bir dakika. Bura, dün Ege'nin çıkardığı sesi çıkarma hakkımız var mı şu an? Hayır. Hayır. Bu nasıl bir şey ya? Yani? Çıkarmak istiyorum şu an. İstiyorum o sesleri. Abi, ıslandım çünkü. Islandım yani. Onları görünce ben ıslandım. Ya bir dakika, bu çocuk! Bu yayını çocuklar dinliyor. Lanet Phenomenal demiş bu arada. Rusev 2017 Mayıs döneminde kemer hakkı vermeden gelmem karakterini devam ettirseydi iyi ilerlerdi. Sen ona bunu boş ver. Rusev WrestleMania 30'da 30 mu 29'da ya da John Cena'ya yenilmeseydi o tankla WrestleMania bastığı show, bence şu an büyük bir şampiyon olabilirdi. Bu Ege Salah mı? Al işte. Kim oldu başka? Başka kim olabilir? Allah aşkına kim olabilir başka? Değil mi? Ne diyordunuz beyler? Ya hadi Ege yürüten. AJ Styles diyordum. Oo AJ. Hadi hemen cıvıyorsunuz. Yarım saat ciddi kalın hadi ya. Glorious segmentine geçelim. Burada Bobby Roode kötü. Dur lan dur, şeyi atladık. Ben konuşmam dur.
Ya sen konuşsan ne olacak? Abi bu Blood'cum Brothers olayı harbiden hani şu 2B olayı vardı ya, onu konuşmak istiyorum abi. Şimdi bileşelerim oraya burayı. Abi hani büyük ihtimal Billy Zango'nun içinden geçerek takım bu takım yüksek ihtimalle. Çünkü 2B başka aklıma bir şey gelmedi yani. Blood'cum Brothers Billy Zango'ya iyi ölümler diyorum ben. O WrestleMania 31'miş, evet, chat bak sanmadık. Yani 27.692 defa 31 yazarsanız anlarız zaten. Aynen öyle. Ya ben de niye chat'te 31 yazıyorlar atandım? Tövbe estağfurullah ya. Oraya kaçırdım ben de. Millet 31'i seviyor. Ya WrestleMania 31'i yani arkadaşlar. WrestleMania 31. Anladım. İşte hani ya. Ne olmuştu WrestleMania 31? Tamam susun ya. Chatbox'da karı kız var. Lütfen arkadaşlar. Yani saygımızı takılalım. Ya. Nerede? Bizim Eren var ya. Ya bir Numan var yani, o yüzden şey yapmıyorum. Pardon. Doğru, Numan var. Evet. Şimdi sen niye kanıyorsun böyle bana? Hayırdır? Hadi beyler, Glorious hadi. Glorious. Bobby Roode muhtemelen kariyerin en kötü segmentlerinden biri. Promosunu unuttu ne söyleyeceğine. Ryan yine ıslanmıştır buna kesin ama unuttu yani. Unuttu. Yani Ryan mı bir arayayım ya? Bence Ryan ıslanmamıştır çünkü karşısında rakip yoktu. Yani hayaletle güreştiği için hiç sıkıntı olmamıştır yani. ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Haftaya bir de maç var. Abi bak buradan bir konuşalım yani. Bak. Bak buradan bir konuşalım şimdi bak. Bobby ilk PPV maçı Glorious olduğunu söylüyor. Bence o kadar da Glorious değildi. Dolph Ziggler ringe çağırıyor. Dolph Ziggler müziksiz geliyor. Yine güzeldi. Ringde ondan daha iyi bir adam olduğunu söylüyor. Onun yalnızca bornozlu bir salak değil, aynı zamanda hileci olduğunu da söylüyor. Buraya bir parantez çiziyorum. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Onun yalnızca bornozlu bir salak değil, aynı zamanda hileci olduğu konusunda. Çünkü donundan çekerek kazanıyordu Bobby Roode. Aynen. O bir kural dışı hareket mi? Niye onu konu ettiler? Evet, kural dışı. Kural dışı, normalde hakem görürse şey yapıyor onu. Bozuyor. Çekmek yasak oradan. Ziggler ne zaman istese Röber Arslan geldi. Maçların %90'ı öyle bitiyor birader. Nasıl kural dışı? Ya Ziggler işte yani attın atılmaz, satsan satılmaz. Doğru. Yani. Doğru. Garibim. Satılır. Let go neyse boş. Ne? Let go'dan para mı aldınız? Çok kritik. Radyomuzda ürün yerleştirme reklamı yok arkadaşlar. Bobby Roode delikanlı gibi geldi. Şimdi diyor. Bir şey diyeceğim. Yarı diyecekler ki gür buradan para kaldır edecekler bak. Lunatic Phenomenal ya demiş. Yalnız Dolph Ziggler en iyi ring içi performansı gösteren ismim diyor da bu konuda bence ilk 20'ye bile gelemez. Çok büyük bir yanlış. Hayır, çok büyük bir yanlış. Dolph Ziggler gerçekten karşısındaki güreşçinin yeteneğini çok güzel parlatan isimlerden biri federasyon. Karşındakini parlatıyor da kendini parlatsın da madem liseye girsin, onu diyecektim ben de. Yani abi bundan 2-3 sene önce herkes ringlerde We Want Ziggler diye bağırıyordu yani. Şimdi Funk Homo Sapien demiş ki şimdiki roster'da ilkon olabilir Ziggler. Abi şimdiki roster diye yani iki şampiyon kötü diye şimdiki roster'ı çöpe atmayın. Şimdiki roster. Ama yani, olabilir yani. Bence mahalle, bu arada mahalle Corbin bence gayet iyi yani. Neyse. Al işte. Ahmet abi böyle vatan sevicilik olur mu ya? Abi yok, Corbin konusunda atlama. Corbin abi. Corbin. Şimdi bugün bu haftaki Main Event SmackDown show'unu izleyenler Corbin'in ne kadar klas bir güreşçi olduğunu. Tabii canım, Corbin konusunda haklılar bence. İyi bir yani, iyi bir şampiyon. Bok gibi. Siktir git, tövbe estağfurullah. Ağzım bu, pardon ya. Küfür yok. Tövbe estağfurullah. Küfür değil bu, küfür. O zaman Main Event'e geçelim artık. Baron Corbin vs AJ Styles. Ben maça bakmadım, o yüzden tartışma konusundan okuyorum. İşte Baron Corbin temiz bir şekilde End of Days vurup kazanmış AJ Styles karşısında. Yani şaşırttı. Hileli kazanır diye düşünüyordu çoğumuz zaman. Tertemiz yendi, geçti. Ondan sonra klavye delikanlılarına bir iki laf attı. Ağlayın, kuduru zırlayın tarzı laflar etti böyle bizim anlayacağımız şekilde. Böyle de şovu kapattı kendisi. Şovun yıldızı Baron Corbin'dir abi.
Onunla bence bitirdim. De bence. Bu haftanın yıldızı da bence evet, Baron Corbin. Tek kelime abi, hiç. Namıcım yok bu işin. Eline seride katarsak Baron Corbin yani bir anda o onun üzerinden birlik performansı bir anda 6'ya 7'ye fırlattı bu hafta. Ve yani sıradaki PPV'ler de falan. Ya ben United States kemerini bu arada şeye kadar götüreceğini düşünüyorum. WrestleMania'ya falan kadar götüreceğini düşünüyorum. Yani götürecektir büyük ihtimal. Bu haliyle götürse çok zevk verir yani. Şu aynı hiç bozmasın bence. Çok güzeldi abi, helal olsun. Hani heel diyoruz ya. Hı hı. Ya heel olarak hani seyirciye laf atan bir heel değil. Diyor ki ağlayın, umurumda değilsiniz. Ağlayın, biraz da şuraya zırlayın. Hadi biraz da buraya zırlayın falan yapıyor. O çok iyi. Yani biraz böyle bir heel performansı mesela şeyde Jericho da böyle yapardı mesela böyle. Biraz böyle farklı yapardı Jericho. Yani o bak, 2008 dönemi falan. Twitter'daki o kötü dönemi atlattı, hani Money in the Bank kaybedip John Cena'ya gömülüp dönemini bilmiyorum bugünkü ekibi mi aldı, o mu aldı bilmiyorum. Oradan alıp çok güzel bir hikayeye oturtma yaptılar. Hani bu şekilde WrestleMania'ya kadar giderse ay senin ağzına ben ben değilim yalnız bu sefer. Yani saygısızlık oluyor bence, yapmayın. Ya ben değilim bu sefer. Ben sessizce dinliyordum. Numan gerizekalısı belli. Numan mı? Hemen atıyorum ya. Bunu. Ege yap lan. Ne benim? Manyak mısın siz? Ege yapıyor. Ben oğlum hiç alakam lan. Bile yok lan. Ben horlarsam evet. Öyle mi horluyorum? Evet. Bir de ben Corbin'de horlamam. Ben mahalda o horlarım. Dersini iyi çalış. Otur sıfır. Kumpas var ya. Bu ne ya? Evet. Semih Öztürk gibi. Neyse devam edin. Evet, Fatih bir şey diyordun. Ya yani diyorum ya, Corbin şu şekilde WrestleMania'ya kadar giderse United States kemeriyle bence ben gayet iyi olurum ya. Benim açımda hiçbir sıkıntı yok şu an. Gayet. Ama ne bekledim biliyor musun? O sonunda kemeri aldı ya, ağlayın sızlayın yaptı ya. Kimin döneceğini veya neden döneceğini bilmiyorum ama orada tam böyle bir return'lük hava oluşmadı. Böyle biri return yapacak, gelecek orada o kemeri alacak gibi bir hava oluşturmadılar mı orada? Bana öyle geldi, çok fena. Ama kim dönebilirdi mesela sana göre? Ha. Kim dönebilirdi? Ya bilmiyorum, aklıma gelmedi şimdi. Şimdi CM Punk diyecektim de işte olmaz. Neyse devam. Al işte. Bu arada. Al işte. İkinci maçı ne zaman onda? Ayak ne zaman yiyecek? Onu da bir söyle. Şeye geçelim. Kardeşlerin segmentine geçelim bence. Hemen ağlaması. Hemen karaması. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bak şu kardeşlerin segmentini ben alıyorum. Herkese teker teker söz hakkı vereceğim. Çünkü bu konudaki herkesin görüşünü çok merak ediyorum. Direkt okuyorum bak. Hiç anlatma değil. Direkt oradan okuyarak başlıyorum. Kevin Owens topallayarak ringe doğru ilerliyor. Spikerler Shane McMahon'ın durum hakkında bilgi veriyorlar ve bu gece burada olmadığını söylüyorlar. Kevin Owens ne dediysem onu yaptım diyor. Masadan düşünmek onu çok sarsmış. Bilincinin kapanmış olabileceğini söylüyor. Fakat son anda onu kanatsız meleği Guardian Angel Sami Zayn kurtarmış. Geride kal diyor ve Kevin Owens şovu yapma fikrinin hala geçerli olduğunu söylüyor. Bu olayın gerçekleşmesinin en büyük pay olan insanı, kanatsız meleğini Sami Zayn'i ringe davet ediyor. Sami Zayn müziğiyle face bir biçimde ringe doğru geliyor. Buraya kadar face geliyor. Sonra ringe girince posta koymaya başlıyor Shane McMahon'ı. Hani onu sadece bir defa gördüm, orada da bana çok güzel fırsatlar verecekti, şuydu bu falan diye. Yani ben Sami Zayn'in bu dönüşünü çok beğendim. Şimdi sırayla söz veriyorum. Numan. Başla. Abi dün gece dünkü radyoda Sami Zayn heel olmaz falan filan diyenler vardı bana. Bu onlara kapak olsun diyorum öncelikle. Abi atlama. Beslenme çantasıyla kafama da vuracak şimdi. İlkokul 3. Seviye ilkokul 3. Kafama vurma. Niye ağlıyor kardeş? Dur bir. Abi yalnız ama, ben Sami Zayn'in... Ama hocam o benim silgimi aldı. Dur bir lan dur. Ya hoca bana taktı. Dur. Abi Sami Zayn'in konuşması falan adam yani sebeplerini falan gayet düzgün bir şekilde açıklayıp böyle bir karar vermesi. Abi hayran kaldım. Saygı duyuyorum. Şey yani bu Big Show'un Orospit'te heel turn face turn olayını anlam tekrar anlam katan Sami Zayn'e teşekkür ediyorum yani. Tekrar abi, anlam kattı. Küfürü yok. Çok güzel bir turn ya abi. Abi adam çok güzel konuştu ve en sonunda ne kadar düşman olsa biz kardeşiz dedi. O benim kardeşim dedi ve segment bitti de yalnız şöyle bir şey demek istiyorum. Sami Zayn Hill'le devam edecek. Abi şu müzik değişmeli. Ve fark ettiyseniz bilmiyorum. Ringe gelirken böyle dansları sanki böyle normal gibi değil. Böyle milletle dalga geçermiş gibi geldi. Onu da fark etmişsinizdir. Bence sarhoştu. O da olabilir.
Bu iki, Big Show'un en kötü heel turn olarak da aklıma şey geldi. 2012'de yaptı ya bir tane. Cena'ya yumruk vurdu. Ya Big Show'un işte anlamlandırdığı şeyi tekrar anlam kazandırdı. Helal olsun Sami Zayn'e. Yani güzel bir şey. Çok hoştu. O zaman ben direkt giriyorum ses olaya. Sami Zayn'i gerçekten ben beğendim mikrofonunu. Sebeplerini gayet güzel açıkladı. Hiç hemen böyle şey yapmadı. Siz kötüsünüz, ben sizi artık istemiyorum, beni bıktırdınız gibi böyle klişe girmedi. Yani böyle olmasını da isterim. Direkt seyirci cephe alsaydı saçma bulurdum. Bir güne ne değişti anasını satayım diye. Ha, seyirci sana sen salaklığına ne yapsın değil mi yani? Ya seyirci cephe almadığını ancak gözlerinin açıldığını. İşte şey, ben arkadaşımın yanında durmak istedim diyerek bence çok mantıklı bir sebep sundu. Çok takdir ettim Sami Zayn'i. Shane McMahon nasıl reaksiyon vereceğini de merakla bekliyorum gelecek haftalarda tabii bu ikiliye. Yok işte şey, yok işte Shane McMahon'ın işte Kevin Owens'ın kariyerini bitirmek istediğini, o yüzden oraya çıktığını falan söylemesi de çok acayipti ya abi. Takdir edilisi. Yani çok şey yaptı, yani çok kilit noktalardan vurdu ve yani bence Sami Zayn'in, hani ben NXT'yi de çok sıkı takip eden bir insanım. 2013, 2014, 2015'i. O zamanlardan beri de çok iyi promoları vardı. Ama bu sanıyorum ki WWE'deki en iyi promosuydu, yani ben bunu düşünüyorum. Sarılınca zaten çoğumuzun içi gitmiştir, mutlu olmuştur böyle. Yani kesinlikle. Ben mutlu oldum yani. Bence ileride şey olur mesela, Owens gene klasik hareketler yaparken Zayn bu kadar da abartma falan diyecek, yani bir dengeleyici unsur olacak Owens'ın hareketlerinde. Ya bakalım. Belki de Owens'ı zamanla face'e çekecek yani Zayn. Ahlaklı, dikkatli, normal davranarak. Olabilir. Şimdi Gür, ne diyorsun? Gür. Uydun yani mu lan? Bunun açıkçası, yok uymadım. Bir hani iyi niyetten ötürü yapılmış bir hareket olduğunu, iyi niyetten ötürü hani belki de Kevin Owens'ın Sami Zayn'i kandırdığını, tamamen saf ve rutin duygularla hani bu kullanıldığını, bu senaryonun hani bildiğimiz bir heel turn'dan farklı gelişeceğinin kanaatindeyim açıkçası. Çünkü Sami Zayn abi heel olabilecek bir karakter değil ya. Gimmick'i bir kere heel olmaya çok ters. Ama yanılacağımı da düşünmüyorum bu konuda ya. Yok abi, olmaz yani. Bir şey olur, Sami Zayn büyü müyü yapmıştır yani. TNA'nin 2012'deki senaryoları gibi. Senin Allah belanı atlatmasın şu senaryoyu. He. Yani büyü büyü ya, bir kandırılmıştır bence. Reis gibi çıkıp kandırıldık diyebilir yani Sami Zayn. Derse de ben nasıl kandırıldın ya demem. Çok yani şey bulurum. Mantıklı bulurum. Çünkü gimmick'i, karakteri, bugüne kadar bizim izlediğimiz Sami Zayn nasıl Rey Mysterio heel turn olmadıysa yani Sami Zayn de olmayacaktır abi. Ya öyle ya. Yani. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. Şöyle bir durum var. Yani büyük ihtimalle zaten tüm bu hikaye bittiği zaman, Kevin Owens araları bozulduğu zaman bir anlık gaflete kapıldım. Özür dilerime bağlayarak zaten eski haline dönecektir Sami Zayn. Bir anlık gaza ya. Geldim, o yüzden böyle yaptım falana ya ben mesela zaten hep böyle ringden olması senaryoların. Ben kandırıldım, hayır. Aldatıldım. Ringde mesela ben Sami Zayn'in heel güreşeceğini düşünmüyorum. Yani ringden, aprondan dışarı çıkacağını düşünmüyorum. Ya da ne bileyim, o tarz booklanacağını da düşünmüyorum Sami Zayn'in. Ama izleyelim. Tabii şu an daha çok yeni cenin bir senaryo. Shane'i de dinlemedik. Henüz Shane'e karşı nasıl tavır alacak Sami Zayn? Göreceğiz. Bu arada o kafesin üstünden oraya atlamak büyük bir cesaretti ya. Abi adam öyle öldü zaten. Ha, öldü mü? Falan. Öldü mü? Geçmiş olsun o zaman. Ne bileyim, ben ölmedi diye düşünmüştüm. Abi şey, ha, bir şey değil mi? Yalnız alışkanlık haline de getirdi bunu yani. Nasıl yapıyorsa. Yani şu var. Sen diyordun ya Sami Zayn şeyi tepkisini, Sami Zayn zaten tepkisini gösterdi şeyine. İşte yok, burası sıfır saatler diyarı, buraya geldim ama hep göz orada izledim falan filan söyledi. Ya hayır. Doğru. Bunlara doğru da Sami Zayn hep bahane üretebileceği sebepler sundu seyirciye. Ben heel gibi güreşeceğini de düşünmüyorum. Ne bileyim, Sami Zayn bence çok orijinal bir senaryo izletebilir bize.
işin sonu kemere bağlanırsa çok zor olur ya. Yani tek diyeceğim şey bu. Peki buradan bir tek team kemeri görüyor musunuz Owens'ın Sami Zayn için? İleride olabilir. Şu anda değil yani ama yakın zamanda. Tamam. Bir de son bir soru var. Yani Ege sen uyuyabilirsin bu arada, mahalleyle ilgili soru. Yani yok ben bu sefer söveceğim. Yok. Benim gerçekten kafama takılan bir şey var dedik. Yani dünkü yayında dedik 5 PPV dedik ilk defa temiz bir şekilde kazandı dedik. 5 PPV dedik ilk defa temiz bir şekilde kazandı ve ertesi şovda yok. Bu nasıl yorumlanabilir sizce? Yani bence çok büyük bir hata yani adamın özel bir sebebi, özel bir izni falan yoksa. Yani şu var. Jinder Mahal şovdan sonra şeye çıkmış. Dark maça çıkmış bu arada, haberiniz olsun. İşte evet, dark maça da çıkmış işte. O işte tamamen saçmalık. Acaba ya, şey mi dedi? Hani biz de şaşırdık acaba. Hani şoku atlatalım mı ondan sonra mı çıksın falan da anlamadım yani. Ya bir bakalım. Bence seyirciler onu görünce küfür ediyor diye çıkamamışlardır. Etmekte haklılar. Abi 5 aydır biz bu adamı izliyoruz ya. Çok iyi bir şey değil mi? Gerçekten çok sabırlı insanlarız. Karakterimize olumlu etki etti Jinder Mahal. Teşekkür ediyorum kendisine. Yok ben sahillerinde tekrardan şeye başladım. TNA'ye başladım. Ben sabretmeyi öğrendim böyle tekrardan. Katlanmayı, dayanmayı öğrendim. Çok teşekkür ediyorum kendisine. All Hail Maharaja diyorum. Evet. 5 üzerinden şova puanımız. 3.5. Ben dün dedim 5'in 5 veririm diye ama Rav'dan çok da farklı değildi yani. Ne Rav'dan düşüktü ne Rav'dan iyiydi. Rav'a verdiğim puanımın aynısını veriyorum. Benden 3.75 işle. Rav'dan kötüydü. 4 demiş. Lunatic Funimal 5 demiş. Ben de 4 verenler arasında. Ben 4 vereyim ya. 4 iyidir. Ben de 3.5 vereyim. Shield 5, Rav 5, buna 3.5 verdim. Ha. Uğur Suzen demiş ki Hindistan Live Event'ına kadar Mahal şampiyon dursun. Sonrası Allah kerim hesabı yapıyor. Bir dakika şey tarzı. Zaten Mahal'a kim gelecek? Ortak. Efendim? Mahal'a kim gelecek bundan sonra? Hayır abi kim ben... gelecekten ziyade. Yani benim rahatsız olduğum konu WWE'nin biz ne yaparsak yapalım seyirciler izliyor kafasında olup hiçbir senaryoyu, çoğu senaryoyu yani özenmeden, yüzeysel düşünerek seyircilere sunması bence üzücü. İşte bu yüzden seyircilerin abi isteği... Abi bak şimdi herkes diyor ya AJ Styles olacak. Abi AJ Styles olmayacak. AJ Styles, Sami Zayn, Kevin Owens, Shane McMahon feuduna girmeye hazırlanıyor şu an. Boşuna ayak kuruyorsunuz. Yani AJ Styles Royal Rumble'dan önce bu kemere aday maday olmaz yani. Aynen öyle. Yapsa bile zaten Mahal'a kaybetmeyecek mi her türlü? Ya ben AJ Styles... Mahal'a kaybetmez. Royal Rumble'a giderse Mahal'a kaybetmez. Royal Rumble'da alır o kemeri, WrestleMania'da kemerle gider AJ Styles. Ya AJ Styles WrestleMania'da bir ana kemer zaferi yaşamasının kariyerinin gidişatı konusunda daha özel olacağını düşünüyorum. En sevdiğiniz show diyelim, haftaya muhabbeti tadında bırakalım. Devam etmek isterse yorumcu ekip devam ederiz. En sevdiğiniz show bu hafta Raw mı SmackDown mı? Bence ikisi de eşitti abi. Bence SmackDown. Bence SmackDown. Bir tık daha üstte bence. İkisi de eşitti bende ya. Yani ayıramıyorum abi. İkisi de çünkü radikal adımlar attı. İyi adımlar attı ama hani ikisi de birbirini geçemedi bir yerde. İkisi de birbirine eşitti. Yani Survivor, ben de Rav diyorum. Survivor serisine giden bu yolda iyi bir tünel açtılar bence. Çok sağlam temeli olan senaryolar, ilgi çekebilecek yaratıcı şeyler, doneler sunabilecek seyirciyi, güzel ürün, eğlenceli ürün koyabileceği çok güzel isimlerle çok güzel senaryolar tüneli açıldı. Bunun ilerleyen haftalarda daha da gelişip farklı şekilde seyretmesini diliyoruz. Bir şey diyecektim bu arada dedin. Evet bu arada seyircinin şuşum bak şuşum bunu küfretecek. Seyircinin istediğini böyle yapan bir şekilde görüyorsanız abi come to GFW diyorum. Adam var şampiyonu geldiğinde yapmak istiyorum. Ya sen ne diyorsun ben. Git artık çocuğum ya. Allah Allah. Neyse. boş adam ya. Gerçekten çok boş. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. İyi geceler.